hayatımın inanamıyorum. Hayatımda ilk defa. Üstelik ama onu şu anda. Allah baksana abi, ben işte bunu nasıl alayım, adamı parçaladı. Bir de timsah getirirsen Neşat bize. Break it down. İlk defa timsaha dokunuyorum sevgili seyirciler. Küçük ince sivri dişler daha çok zarar veriyor. Beyni buradaymış. Ben şimdi orasıyla hayvanı uyuşturacağım. Böyle uyumayınca gözünü kapatıyor Mehmet abi. Uyuyacak mı Neşet abi? Daha ne kadar? İki buçuk üç metreye kadar ulaşıyor. Onu gideyim. Uyuyacağını. Uyumayacaksan atacağını mı yerlere? You can't touch this. Ring the bell, shoot back. Break it down. Benimle, Gizem'le gel. Koy elimi oraya. Hadi bakalım. Memlerin kafesine girdik. Çaya davranacağız. Sen çaya içeceğiz. Yemek getirdik ve ne tüleyeceğimize geçeceğiz. Tabii ki taş değerini edeceğiz hem de. Bakalım Maymunlar Taş Devri programına nasıl tepki verecekler sevgili seyirciler. Bu altını kurulmuş. Bu dişi olanı. Bu da babaları. İsterseniz bir tane çay verelim. Elimde gördüğüm siz çayı. Bakın. Şu anda çay ısmarladık. Bunlar vejetaryen hayvanlar. Çay isteyen var mı? Abi bak, geçenden bak borcun kaldı, ayıp ediyorsun ha. Kaç lira borcun var yani, ver şu kantini, biz sana açmadık yani. Al şunu. Al bak, bir daha olmasın. Kaç lira var şu anda bak, 750 lira borcun var. Yok artık. Nedir ya? Al. Alın arkadaş. Vallahi bıktım ya. Bak yukarıdaki nasıl oluyor bak. Şimdi kafirlere geldik. Kafirlerin bir özelliği varmış sevgili. Ben sevince uyuyorlar. Şimdi deneyeceğiz onu. Şöyle Amerika'da yaşıyorlar. Burunlarından ötürü bunları alet gibi kullanabiliyorlar. Çok da iyi koku alıyorlardır eminim. Aynen öyle. Derileri çok kalın, inanılmaz kalın. Timsah ve panterlerden bu şekilde kurtulabiliyorlar. Timsah fakat ısıramıyor. Tabii ısıramıyor, fakat dünyada sayıları artık çok azaldı. Enderleşen türler arasına girdiler. Hı. Çünkü derilerinden kırbaç ve atlar için koşum takımları yapılıyor. Bakıcısı arkadaşım, bunun bir yeri var bunun. Buradan sevincim
bu bana diyor. Şimdi zürafaları besleme saati geldi. Seyirciler şu anda bir lemurla kanka olduk. Ne yapıyorsun sırtım rahat mı ora? Sevgili seyirciler, şu anda Aydınpınar köyündeyiz. Ama burası köy demeye bin şahit ister. Evet, şu an köyün meydanındayız hatta. Neden böyle dediğimi birazdan anlayacaksınız. Burası gerçekten çok modern bir köy. Yani ben en azından böyle bir köyde büyümedim. Böyle de bir köy tırnak içinde söylüyorum. Köymüş burası sevgili seyirciler. Şimdi göreceğiz. Muhtar Bey zannediyorum şimdi geliyor. Aydınpınar köyü muhtarı değil mi? Evet, İsim neydi muhtarım? Fazlı Keleş. Sevgili seyirciler, Aydınpınar Köyü muhtarı sevgili Fazlı Keleş abimize ver. Fazlı abi bir şey söyleyeceğim. Şimdi çok enteresan geldi. Gerçekten çok modern bir yer. Yani bize burası köy dediklerine ben inanamadım. Yani burasını bize biraz anlatırız. Aydınpınar'ın tarihiyle alakalı. Kaç sene önce kurulmuş bir köy? Çok önceden Çeçenler, yani Çerkez Köyü olarak kurulmuş. Benim ailemde de Çeçenler var. Ondan sonra işte Karadenizliler kökenli burayı birikince şu anki nüfusu 2612 nüfus var. Vay. Yani bir beldeli bir köyü muhtarlıkla idare ediyoruz ve köylü devlet işbirliğiyle bu hale gelmiştir bu köy. Bu camiyi kim yaptı? Bu camiyi de köylü yaptı. Maşallah. Hiçbir yerden de yardım almadan. Yani iki minaresi daha olsa Sultanahmet Camii evet, maşallah. Düzce Gençler Birliği spor kulübü var. Evet, kendi kulübümüz var. Kalkınma güzel büyük bir market var. Marketiniz evet. Var. Evet. Ondan sonra bakıyorum efendim PTT var PTT. Az önce bizim Mehmet abimiz var çok sevdiğimiz görüntü yönetmenimiz. Böyle bak evet. Dedi ki abi dedi bizim dedi Ardahanlı kendisi muhtarım kıskandı dedi ki dedi bizim dedi böyle dedi bir PTT'miz yok dedi. Evet, kendi imkanlarımızla kanalizasyonu bitirdik. Her şeyi kendi arıtma imkanlarımızla tesisi. Mı yaptınız? Evet devletle işbirliği Almanya'dan. Şey yapmış olanlar Alman şeyden gelenler var. Almancınız çok sizi. Evet, Almancı var. Bir de fındık. Para yiyor. Evet. Oradan sevgili seyirciler bu köyün neden modern olduğu anlaşıldı şimdi. Herkes Almanya'dan paraları buraya gönderiyor.